Evet İsmail Oku da stüdyomuza aldık. Siyasetin tartıştığı konuyu değerlendireceğiz. Ee, zira e, hukuksuzca bir seçime gidildiği değerlendiriliyor ya hani anayasa ihlal ediliyor. Çünkü e, tarafsız olması vurgulanmış e, seçim çalışmalarına katılmaması gereken bir meclis başkanı bir fiil seçim çalışmalarına katılıyor ve bunu da ama bu seçim çalışması değil diyerek izah etmeye çalışıyor herkes istifa etsin de hemen yanıt gecikmedi hemen ardından yanıt geldi İyi Parti'nin e, balıkesir adayı büyük e, balıkesir belediye başkan adayı İsmail Ok meclis başkan vekilliğinden istifa etti hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Öncelikle şahsınıza ve ekranları başında bizleri izleyen herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Ederiz. Günaydınlar diliyorum. Sağ olun, iyi haftalar olsun. Sağ güzel olun. Güzel bir gün olsun diyelim. Bir evet. ilave yapmama müsaade buyurun, ederseniz. Lütfen. E, İYİ Parti'nin değil İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. <laughs> ha, evet. Tam ee, izah edecektim. İttifak evet. sonuçta e, birlikte işbirliği halinde seçim evet. çalışmaları yürütülüyor. Biraz önce zaten e, o konudaki haberi de getirdik ekrana. E, o işbirliğinin sonucu olarak da evet. e, Balıkesir'de çalışmalarınıza başlıyorsunuz. Ama evet. sizin farkınız Binali Yıldırım'dan siz e, gayet <laughs> olması gerektiği gibi değil mi? Mesaj mı verdiniz Binali Bey'e? Ee, e, Asla e, birilerine mesaj verme değil, bu bizim... E, İlkesel tavrınız kesinlikle. mı? Kesinlikle. Ben öncelikle meclis katip üyesiyiz. İşte devlet bize araba vermiş, i̇şte kırmızı plakası var, fazla personel var diğer vekillerden farklı olarak. E, devletin imkanlarıyla, maddi imkanlarıyla ki maddi imkanı olmasa bile manevi e, katkısı da var bunun. Bu bir gerçek. Dolayısıyla maddi ve manevi imkanları kullanarak e, haksız bir şekilde e, bir yerel seçim yarışına girmeyi e, doğru bulmuyorum. Biz bu bizim bu yetişme tarzımız, e, ahlaki ve vicdani e, duruşumuz ve özellikle bir şey daha e, hatırlatmak istiyorum. Tabi e, herkes istifa etmesi lazım. Dediniz ben aslında bir hafta öncesinden bu kararımı almıştım. Hatta meclis genel sekreteriyle de telefonda görüştük. Balıkesir'de olduğum için şimdi istifa ed edemiyorum. Ama e, bu Dün hafta dedi. sonuna kadar en geç cuma gününe kadar gelip e, istifa edeceğimi... Yani e, meclis başkanı onun açıklamasından önce, toplantısındaki açıklamadan En az 4-5 gün karar önce. Evet. En az 4-5 gün önce. Yani bu bizim... E, Hakikaten yani birilerine mesaj vermenin ötesinde herkesin üzerinde taşıması gereken hasletler, özellikler, ilkesel, ahlaki, insani duruşlar olması gerekiyor. Ee, ama bunlar kaybolduğu için toplumumuzda biz e, sanki çok e, diğerlerinden farklı doğru bir şey, herkes bunu yapması gerekiyor. Herkes bunu yapmadığı için bizim gibi böyle... Çok ender kişiler bunu sergilediğinden dolayı ne bileyim çok dikkat çekiyor. Oysaki bu ülkeyi yöneten, bu ülkede milletin yetki verdiği, devletin imkanlarını kullanan herkes aynı refleksi göstermesi gerekir. Bir de özellikle işte yok kanunlar şunu diyor, kanunlar bunu diyor. Velev ki kanunlar yok. Bizim insani olarak, ahlaki olarak vicdani olarak, etik değerler olarak bir duruşumuz yok mu? Ki kanunlar böyle demiyor. Anayasa çok gayet açık. Ben özellikle orada istifamla birlikte yaptığım mecliste basın toplantısında gazeteciler sormuştu. işte meclis başkanı seçimler bir siyasi faaliyet değil demiş diye. Meclis başkanı gerçekten Binali Bey renkli bir kişilik. Ee, orada Espiri da güldüm yani bu dedim ancak bir espri olabilir bir şaka olabilir yani e, onun haricinde başka bir yere koymak başka bir şekilde değerlendirmek bunun mümkün değil o zaman güldüm hala da gülesim var yani kendimi kahkaha atıp gülesim var ama e, burada tabii stüdyoda kendimi sıkıyorum yani seçim siyasi faaliyet değilse siyasi faaliyet ne? Akıl tutulması ee, gibi değil ya mi? Ya gerçekten e, böyle hani bir de şu var ağlanacak halimize gülüyoruz diyoruz ya. Ağlanacak halimize gü gülüyoruz yani öyle bir durum da var. E, şimdi meclis başkanı e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde protokoldeki yeri belli. E, işte yüzlerce koruması, e, emrinde e, işte binlerce çalışan, e, forsu. Makam araçları, korumaları, yani e, hakikaten Türkiye garip e, bir ülke oldu. Birçok değerlerimiz yok oldu. Ben bunlar adına üzülüyorum aslında. Yani e, birileri bunu yapacak da, bu makamlarda mevkide olanlar da siz ne yapıyorsunuz kardeşim diye uyarması gerekenler kendilerini e, bu şekilde kaptırmışlar. İnşallah bunları milletimiz e, izliyor, görüyor. Ee, ...en iyi şekilde değerlendirecek. Değerlendireceğine de ya inanıyorum. Verecek ee, kesinlikle verecektir. Siz çalışmalarınıza başladınız mı? Ben çalışmalarıma e, başladık... ...derken hani... E, ...yanlış anlaşılmasın... E, ...yağlı güreşle bir e, pelivanlar... ...tam güreşe tutuşmadan peşrev çekerler. E, Sivil toplum örgütlerini ziyaretlere başladık. Hı hı. Yani bu bana e, hafif geliyor. E, biz çok seçim atlattık. Hı hı. Onun için... Ee, çalışmaya başladık ama bu bana çalışmaya başladım diyeceğim bir tempo değil açıkçası. Ta, tam randımanlı değilsiniz, kendinize ee, işte göre Sivil diyorsun. toplum örgütlerini, e, yoksa ben e, tabiri caizse günde 3 var diye çalışan e, biriyim. E, sabahın erken saatlerinde başlayıp gece e, 12'leri geçen bir seçim süreci yaşıyorum. E, i̇nşallah e, bu önümüzdeki süreçte e, en kısa zamanda buna da başlayacağız yani. Peki e, hani başlangıçta e, özellikle e, orada CHP e, Balıkesir'de adayını ilan etmişti. Sonra evet. e, sizinle e, İyi Parti ile uzlaşma çerçevesinde e, sizin e, adaylığınız söz konusu oldu ve geri çekti CHP adayını. Hı -hı. Tabii bu da bazı kesimlerde rahatsızlık yarattı diye ifade edilmişti. Çok açık bir şekilde soracağım. Tamir oldu hayır. mu oradaki e, evet. sıkıntı? Var mı karşılaştığınız hani ittifakın sonuçta yukarıda olması aşağıda olması anlamına gelmiyor. Evet. Ne yaşıyorsunuz Balıkesir'de? E... Yukarıda aşağıda öyle güzel bir cümle kullandınız ki e, bir 2009 yılında il belediye başkanlığı seçildiğimde en büyük oyu CHP seçmeninden aldım CHP taraftarlarından aldım bir 2 2014 büyükşehir e, seçimlerinde yine e, ikinci olduk ama yüz e, binin üzerinde CHP seçmeninden oy aldım dolayısıyla aşağıda e, yukarıda uzlaşma oldu ama aşağıda da var mı? Hı -hı. Aşağıda hep var zaten. Hı -hı. Çünkü Balıkesir Kuvayi Milliye Şehri'dir. E, bizim duruşumuz belli. Kuvacı bir duruşa sahibiz. Kuvacılar birbirini tanır. E, partilerinin amleminin farklı olması, durduğu yerin A yeri, B yeri olması hiçbir şey ifade etmiyor. Birbirlerine e, desteği veriyorlar. E, tabii, evet, biraz önce e, ifade ettiğiniz gibi bir tepki oldu. Bunu da ben e, normal karşılıyorum, doğal karşılıyorum. E, biz çünkü çok sesliliği, renkliliği, herkesin kendini ifade etmesini, demokrasiyi, hukuku, adaleti savunuyoruz. Onun için e, bir rahatsızlık olmaması söz konusu olamaz. Bunları da anlayışla karşılıyoruz, demokrasinin de bir cilvesi olarak görüyoruz. E, i̇yi ki e, demokrasi iyi sergileyen, böyle demokratik tavrını ifade edebilen bu e, tabanı var yani. Onu, beni bu mutlu ediyor, rahatsız etmiyor. Onun altını özellikle çiziyorum. E, ama bu rahatsızlık e, Genel Merkezler, e, Cumhuriyet Halk Partisi, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, aynı zamanda milletvekili Ahmet Akın'ı geri çektiler. Beni çekselerdi aynı rahatsızlık bizim iyi parti tabanından da olacaktı. Yani onun için bunları... Geride bıraktınız mı zaten Kesinlikle yani öyle e, bu e, sadece e, geri çekmenin verdiği bir tepki bunu da gerçekten e, altını çizerek söylüyorum. Doğal, doğal zaten, görüyorum. Demografik. Evet aynı parti içinde bile e, birkaç aday olduğunda birisi adayı gösterilince diğerlerini destekleyenler adayı desteklediği gösterilmeyenler. Bir, yani bir dargınlık kırgınlık bir şey ee, kısa süreli bir e, rahatsızlık oluşuyor elbette ama e, içinde bulunduğumuz durum kişiler meselesinin çok ötesinde partiler meselesinin çok ötesinde söz konusu olan ülke işte ülkenin nasıl idare edildiği ortada e, akşam yatarken yoktu gece Trump e, densiz hatsiz terbiyesiz bir şekilde Türkiye'yi Türkiye tehdit ediyor. E, nereden buluyor bu? cesareti, bu cüreti. Ben öncelikle bunu nefretle ve şiddetle kınıyorum. Ama Trump'ın bu kadar densizce hareket etmesinde ülkeyi yönetenlerin bu zikzaklarının etkisi yok mu? Var. Bir bakıyorum, bir gün kalkıyoruz. Trump dost, arkadaş, müttefik. Ertesi gün kalkıyoruz. Aynı Trump, düşman. Yani bu kadar zikzaklı, net duruşu olmayan, ee, bir dış politika izlerseniz ta okyanus ötesinden kendini bilmez, neydi belirsiz, dengesiz, tutarsız bir adamın birisi koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni böyle tehdit etme densizliğini kendinde görür. Yani e, Trump'ı nefretle kınıyoruz ama ülkeyi yönetenlerin de e, bunlar karşısındaki zikzaklı, fikircikli politikaları bu densizleri cesaretlendiriyor. Bunu da e, vurgulamamız gerekiyor. Şimdi Bugün e, gazetelerde dikkatimi çeken bir değerlendirme AKP'lilerin de artık durumdan rahatsız olduğunu ifade ediyordu. Hem bu Trump'ın cüretkarlığı, sizin de ifade ettiğiniz gibi bu cesareti kimden alıyor e, sorusunun yanıt açısından önemli aslında bu sorduğumda. Hem de mesela Binali Yıldırım'ın açıkça anayasayı ihlalli, üstelik de insanlarla dalga geçer gibi seçim faaliyeti değil, Demesi e, belediye başkan adaylığının e, Bu tarz şeylerde Sanırım e, tek adam rejimi Farklı bir Türkiye Hukuksuz bir Türkiye açısından AKP'lileri de rahatsız ediyor e, Sizin de bu anlamda bir görüşünüz Bir temasınız var mı sonuçta sahaya çıktığınız zaman AKP seçmeniyle de Karşılaşıyorsunuz Benzer bir yargıya kanaate sahip misiniz Benim e, söyleyeceklerimi e, Siz bir adım önde giderek e, Çok güzel e, Memnun oldum Şimdi biraz önce ifade ettiğimiz gibi Balıkesir'de zaten bir halkın içerisindeyiz. Ee, özellikle Balıkesir'de altını çiziyorum, kırsal kesimde. Yani Ak Parti'nin oy deposu olan bölgelerde Ak Parti'ye ciddi bir şamar vurulacak. Şamarın ötesinde Osmanlı tokatı yapıştırılacak. Bunun altını çiziyorum. Çünkü 2000 16 Nisan 2017 referandumunda evet çıktığında Türkiye uçacak denildi. Hı hı. Ne oldu? YSK'nın e, mühürsüz, geçersiz oy pusulalarını da e, oy kabul ederek kabul ederek e, referandumda kıl payı e, yani bunu söylemekten gerçekten utanıyorum ama hırsızlıkla Hırsızlığın yanında e, yasaları çiğneyerek YSK'nın e, referandumda evet çıkartmasıyla Türkiye'nin uçacağı söylendi. Türkiye uçmadı. Bu sefer bir başka mazeretin arkasına sığındılar. Bu evet YSK'la birlikte biz referandumdan evet çıkardık oyları çalarak ama e, tam biz yetkilerimizi kullanamıyoruz. Oysa ki tam yetkilerini kullanıyorlardı. Ne istiyor da, hani ne istedi de vermedik sözü var ya bu FETÖ terör örgütü için. Bu millet de bu AK Parti hükümetlerine 2002'den bu yana her istediğini verdi. Referandumda da işte YSK ile birlikte evet çıkardılar. Ama işler iyi gitmiyordu. Özellikle ekonomide iyi gitmiyordu. Bunun için acele bir seçim yapmaları gerekiyordu. Bu seçime de biraz önce dediğim gibi bir kılıf uydurmaları gerekiyordu. Bu da işte biz yetkilerimizi tam kullanamıyoruz. Gerçekten bu onların ifadesiyle Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ama gerçekte tek adam dikta rejiminin bütün kurum ve kurallarıyla yetkileriyle hayata geçirilmesi için erken seçim kararı alındı. 24 Haziran'da da erken seçim yapıldı. Ve burada yine şaibeli bir şekilde seçim sonuçları milletimizin gözü önünde ceryan etti. 24 Haziran'dan sonra artık Türkiye uçacaktı, hiçbir engel kalmıyordu. Türkiye uçtu ama uçurumdan bir felakete doğru uçuyor. Şu anda Türkiye'nin konumu uçurumdan uçmuş yere henüz ulaşmamış bir konumda. Ee, biz 24 Haziran seçimleri öncesinde bu seçimlerin bu kadar öne alınmasının iki nedeni var dedik. Bir, ekonomi artık daha fazla idare etme durumları yok, iflasın eşiğine geldi kriz çıkacak. İki, AKP her geçen gün AK Parti oy kaybediyor. Dolayısıyla bir an önce daha fazla e, halkın gözünde aşağıya düşmeden seçim kararı almak. Üç, İYİ Parti'yi de seçimlere sokmamaktı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Sayın Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun e, desteğiyle 15 milletvekilinin demokrasi adına hukuk adına adalet adına İyi Parti'ye geçmesiyle İyi Parti'nin seçimlere girmesinin önündeki engeller kaldırılmış oldu. Türkiye kendi demokratik formüllerini üretebilmeli zaten. Ama o anlamda bu, çok önemli bir örnek bu. Kesinlikle bunu ben meclis kürsüsünde de söyledim. Buradan bir kez daha ifade ediyorum. Bu vekillerin hiçbirisine kırmızı plaka verilmedi. Başbakan yardımcısı olmadı. Makam olmadı. Paratura hiç konuşulmadı. Sadece demokrasiden yana, hukuktan yana, adaletten yana birilerinin Türkiye Cumhuriyeti devletine giydirmeye çalıştığı deli gömleğini yıkmak yırtmak adına bir duruş sergiledi ve demokrasi tarihine de Cumhuriyet Halk Partisinin e, kurumsal kimliğini temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu ve bu kararı alan Milletvekilleri bu duruşu sergileyen vekiller e, demokrasi adına. E, isimlerini altın harflerle yazdırdılar. Şimdi demokrasi adına e, olmayacak bir şeyin örneğini vereyim. E, sizi de destekleyen bir haber getirelim ekrana. Ondan sonra devam edelim. Şimdi dün e, Erdoğan'ın önceki gün Bozkurt izni e, haberini getirelim ekrana. Evet. E, arkadaşlarım hazırlasınlar bu arada. Şimdi e, bir tören var. E, Törende Trabzon'un ilçe adayları açıklanıyor. Erdoğan'ın katıldığı bir tören. Erdoğan'ın AKP'nin destekleyeceği MHP'li aday Refik Kuru Kız'ı sahneye çağırmasının ardından Erdoğan'dan bozkurt işareti yapabilir miyim diyerek izin istemesi tabii ki olay oldu. Evet, Erdoğan'ın Trabzon'da aday toplantısına katıldığı sırada 18 ilçeden ikisinde MHP adayını destekleme kararı alınmıştı. Çarşıbaşı ve Şalpazarı ilçesinde AKP'nin aday çıkarmayarak MHP'nin adayını destekleyeceği belirtildi. Tanıtım töreninde Refik Kuru Kız'ın sahnede Erdoğan'dan bozkurt izni yapabilmek için izin istemesi dikkatlerden kaçmadı. Oskurt işareti yapabilir miyim diye sordu. Erdoğan yap bakalım dedi. Ardından da o işareti yapabildi bir e, aday. Şimdi izin alarak MHP kültürünün e, simgesi harekette bulunabildi bu aday. Ee, şimdi gömlek değiştirirseniz böyle olur. Yani sözün bittiği yer. Ee, hakikaten çok üzücü bir e, manzara. Şimdi biz İyi Parti olarak kuruluş felsefemiz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin e, kuruluş değerlerini savunan bu ülkeyi gerçekten e, hiç kimseyi ayrıştırmadan seven herkesi kucaklıyoruz. Ama bizde gelmek için İyi Parti'ye geçmek için gömlek değiştirmek gerekmiyor. Herkesi Elbette İyi Parti şemsiyesinin altında, güneşin altında e, İyi Parti'nin ilkelerini kabul etmek gerekiyor. Ama insanların geçmişini inkar etmesi gerekmiyor. Sayın Erdoğan'ın gömlek değiştirdik e, hikayesi vardı e, milli görüşten e, işte milli görüş gömleğini çıkarak Ak Partiyi kurdu kurdular. Burada da e, bu manzarayı izlediğimde gerçekten oldukça üzülüyorum. Ben İyi Partideyim, balık e, Balıkesir'de de herkes bilir. Ama ben hala ee, o ülkücü duruşumu, Bozkurt duruşumu, Bozkurt sem Türklüğün sembolüdür zaten. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğunda Atatürk'ün e, o süreçte Türk ocaklarında her yerde Bozkurt sembolleri vardır. Yani Bozkurt e, özgürlüğün sembolüdür, bağımsızlığın sembolüdür, her Türk'ün e, değeridir. Yani biz böyle görüyoruz bunu. Yani onu yapmak için bir başka partinin genel başkanından izin istemek gerçekten e, bir ülkücü olarak e, kendimi hala bir bozkurt Türk milliyetçisi görüyorum. E, beni e, yüzüm kızardı. Açıkçası söyleyecek söz bulamıyorum. Bir yandan da demokrasi dediniz, kendini ifade edebilme açısından izne evet. tabi olmak da ne kadar demokratik evet. bir tavır evet. içinde bulunduğumuz durumu da yansıtıyor galiba. Evet yani işte tam onu ifade etmek istiyorum. Bir insanın iradesini teslim ettiğini gösteriyor. Bunları konuşmaktan gerçekten rahatsızlık duyuyorum. Yani biz memleketi böyle mi kurtaracağız? Memlekete demokrasiyi, insan haklarını, hukuku, adaleti böyle mi sağlayacağız? Kendinin ne olduğunu bile söyleyemiyorsun. Kendinin ne olduğunu ifade edecek sembolleri, işaretleri yaparken birilerinden izin istiyorsun. Böyle bir şey var mı? Böyle bir dünya var mı? Allah aşkına Türkiye işte giydirilmeye çalışılan, AK Parti hükümetleri tarafından giydirilmeye çalışılan e, deli gömleği tam bu işte. Biz bunu kabul etmiyoruz. Buna itiraz ediyoruz. Bir şey bir kişi her şeyi bilirse o ülkede hiçbir şey yolunda gitmez. İşte gitmiyor. Biz 24 Haziran seçimlerinden önce de 16 Nisan referandumu öncesinde de buna hayır derken Recep Tayyip Erdoğan'la AK Parti ile problemimiz olduğu için değil. Yani bizim dinimizin emri de bu, anayasamızda da bu. Ee, insan olmanın temel değeri herkesin fikrini almak, katılımcılığı, e, işbirliğini, ortak akıllı kullanılacak bir süreçte biz 16 Nisan referandumuyla ve bu 24 Nisan, e, Haziran seçimleri sonucunda her şeyi bir kişi bilir dedik, bütün yetkileri bir kişiye verdik. Bunun Recep Tayyip Erdoğan'la ilgisi yok. Bu kadar yetki yani yasama, yürütme, yargı, parti Devletin bütün kurum ve kuruluşlarının atamaları İsmail Ok'a dahi verilse bu tek adam rejimidir bu kadar basit. Herkesi bozar diyorsunuz yani. Bozar. Diyorsunuz yani bozar ya yani böyle bir şey yok. Demokrasi evet. olduğu yerde yetkilerin bir kişide toplanması mümkün değildir. Demokrasinin, hukukun, adaletin, liyakatın olduğu yerde görev paylaşımı vardır. Ortak akıl vardır istişare vardır. İşte buna demokrasi diyoruz. Demokrasi demişler bundan öncekiler ve bizler şimdi bunu terk ediyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuranlar bütün güç elindeyken bu gücü paylaşmışlar, dağıtmışlar. Biz 90 yıl sonra bu gücü bir kişinin eline vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu Türkiye'nin şu anda en büyük sorunu bu. Bunun ben altını bu çiziyorum. Türkiye... Bu, 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 bu dikiş de tutmaz zaten. Türkiye'de e, tutmuyor. bir tecrübe var. İşte, demokratik tecrübe. E, biraz önce iddialı bir söz söyledim. Bakın Allah nasip ederse az kaldı işte 31 Mart seçimlerine. Balıkesir'de Balıkesir'in en büyük oy deposu olarak görülen kırsal kesimdeki yaşayan vatandaşlarımız, seçmenlerimiz Mesajı göreceksiniz verecek. AK Parti'ye Balıkesir'den öyle bir şamar vuracak ki hatta şamarın ötesinde Osmanlı tokatı yapıştıracak ki ne olduğunu feleğini şaşıracaklar. Çünkü bu millete ne dediniz? 16 Nisan referandumunda evet çıkarsa uçacaksınız. O yetmedi. 24 Haziran seçimlerinde bizi iktidar yapın, yetkiyi bize verin. Ülkenin önünü hiç kimse e, öyle açılacak ki kimse önümüzde duramayacak dendi. Şimdi e, Membiç'e girmek için ABD'den izin istiyoruz. Hani hiç kimse önümüzde duramayacaktı. Hiç kimse e, bizle e, artık eski Türkiye olmayacaktı. İçeriden dışarıdan hızımızı kesemeyecekti. Membiç'e girmek için e, silahlı kuvvetlerimiz yığınak yapıyor yapıyor tekrar geri çekiliyor. Niye? İşte Trump, ABD. Onay vermediği, izin vermediği için. İşte siz oradan izin almaya kalkarsanız Trump da böyle gece yarısında bu hadsizlikleri, bu densizlikleri yapar, Türkiye'yi tehdit eder. Çok teşekkür ediyoruz İsmail yok, kolay gelsin. Zaten Balıkesir'deki e, atmosfer diyorsunuz ki bize gösteriyor ki Osmanlı tokadı geliyor. 1 Nisan'da görüşünceye dek diyelim, e, kolaylıklar Kesinlikle. dileyelim size Sağ de. Olun.